Selam YouTube, Berke Sürk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, abi dün yine Gökhan abiyle bir şeyler denedik. Ya abi dedim, yine yeter be dedim. Vallahi böyle insan soğutulmaz şu oyundan dedim. Ve böyle insan soğutulmaz destesiyle girmek için karşınıza geçtik. Tabii videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi baba, keskin nişancıyı sol sol sağ şeklinde kullanıyorum. Aynı şekilde engizatörü de sol sol sağ şeklinde kullanıyorum. Abi ondan sonrasında pat diye bakayım bir dakika. Aynen. Pat diye bir giriyorum. Diyorsun ki ya hadi oradan ya. O yüzden çok hızlı bir şekilde iki tane pif atacağım. Zaten çok hızlı dediğim de zaten bir yarım saate tekabül edecek. Çünkü üçlü dalgalardan sonra ciddi anlamda çok daha zorlanacak bir deste. Ya öyle böyle öyle böyle zorlanmıyorsunuz. Umarım karşıma normal bir tor gelir. Yani mavi tor gelir. Mavi tor gelirse daha güzel. Onun dışında yine başka şeyler de gelirse çok güzel derken neymiş? Mavi tormuş. Tamam. Tamam. Abi direkt elimi dizmeye yönelik hareketlerimle devam edeceğim. Hop, güzel. Tamam. Tamam. Biraz böyle bir kendi aksın gitsin. Biz izleyelim. Siz de şarkımı dinleyin. Let's go. Lan let's go dedim. Allah'ım ya Rabbim, içeriye gidip bir şey içecektim ya. Ne güzel bir kahvemi hazırlayıp gelecektim. Neyse bir daha girelim. Sıkıntı yok. Şimdi karşımdaki insan beni zorlayacağını düşünen bir insan. Neymiş? 12 seviye gadget'ı var. Aynı şekilde hasar ve mızrağı var. Yani setini tamamlamış durumda, öyle diyebiliriz. Biz hafiften şöyle bir kendi setimizi tamamlayalım. Ama bununla değil, şununla yapacağız onu. Hatta şunu buradan alacağım birazdan. Bir dakika bekle baba. Şimdi Allah razı olsun bu arada hepinizden, teşekkür ediyorum. 1000 aboneye ulaştık. Bunu hep beraber sizlerin sayesinde yaptık. Sizleri çok ama çok seviyorum gerçekten. Benim için birer birer değerli, birer birer değerli mi değerli insanlarsınız. Mutlu, o yani şöyle söyleyeyim, dünkü mutluluğumu gerçekten başka insanların da yaşamasını isterdim. Çünkü bir başarı geçmişi hikayesini adlandırsan ne olurdu deseler bana, kesinlikle şu YouTube'da 1000 aboneye ulaşana kadar ki yaşadığım mücadele, yaşadığım süreç. Tabii bu süreci de yani tamam evet benim attığım videolar ama sizlerin de bana o geri dönüşleri yaptı. Hepinize zaten her yorumda dönmeye çalışıyorum. Her videomda altınıza yani en azından bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Garip bir duyguydu ya. Vallahi ben ilk defa bu kadar şey oldum. Yani mutlu, yani hani bir başarıyı ulaştığım için bayağı bir mutlu oldum aslında. Garip. Garip bir duyguydu vallahi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi oyunumuza geçelim diyelim. Abi bak burada diyeceksin ki abi karşı tarafta işte şey var. Nedir onun adı? Tuzakçı var, alır seni. Alsın baba, sıkıntı yok. Alsın. Problem değil. 240 yapmam lazım değil mi? Karşı taraf da zaten beni bir ilk başta fark ettiyseniz şey almadı, T'yi almadı. Güzel. Güzel, gayet güzel. Öykü öyle yapma Öykü. Yapma öyle. Yap Öykü, yap. Anasını isterim, tamam mı?
Şöyle basalım. Tamam. Tamam. Bir tanesini buradan dizeceğim. Bir tanesini şu taraftan dizeceğim. Şuralarda da birleştirmelerimi yapacağım. Anladınız mı? Yani bir tane tor buraya. Bir tane tor buraya. Bir tane heykel buraya. Bir tane heykel buraya. O şekilde ilerleyeceğim. Şimdi... Kargaşa sıkıntı. 320'yi alır mıyım? Almama gerek var mı? Yok. Aslında buraya da heykel koyabilirim. Yani şu şekilde de dizebilirim. Problem değil. Önemli olan bu süreçte en azından bir iki tanesinin yerlerini doğru yere koyup o şekilde ilerlemek. Sanırım bu taraflı dizmeye çalışacağım. Tamam. Şuradan aldım. Bir tane. Güzel. Tamam, tamam. Neyin ki var onda? Işık krallığına etki eder diyor. Büyük onsayına etki eder diyor. Karanlık alana etki eder diyor. Özellikle ışık krallığına. Tamam, o zaman buraya koymayacağım. Buraya bunu koysam pek fazla sıkıntı etmez. Öyle mi? Bence öyle. Çektim. Yapma. 430 geldi hızlı bir şekilde. Şöyle çektim. 440 gel bana hemen hızlı bir şekilde. Olmadı. Aa, kötü. Tamam, problem değil. Gorgon bir şekilde geçeriz. Şöyle çektim. İdare ederden hallice. Şuraya mı çeksem, buraya mı çeksem bilemedim. Buraya çekersem riskli olur. Heykel gelirse sıkıntı olur. Bir el bekleyeceğim şöyle bir ya. Hayda. Şunu yaptım. Tamam. 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 Temiz. Bir tane de şöyle çektim. Güzel. Şimdi artık bunları dizmeye başlayabilirim. Şu an itibariyle birazcık mana biriktireceğim. Hatta şunlara bir basacağım. Sonra mana biriktireceğim. Tamam. Bunların üçünün leveli, şöyle söyleyeyim sizlere, o üçünün leveli şey olursa, öyle 6 levellerde, 7 levellerde olursa, yani seviyelerde olursa, bunları alt taraftaki işte şunları level diyoruz ya, seviyeleri 7 seviye falan olursa çok daha güzel olur. Heh, niye? Çünkü asıl o zaman devreye giriyor. Bak abi, düşünsene. Üçlü bosslara geldik. Bu adam üçlü bosslara kadar getirebildi. Abi ondan sonra pat düşüyor. Şuna koydum. Buradan aldım. Böyle yapacağız. Birazdan şöyle yaptım. Kötü. Güzel. Güzel. 1-1. Virüs. Virüsü geçerken ya da aynı şekilde bu yukarıdan aşağıya atan kral pudingi geçerken yapacağımız şeylerden birisini anlatayım sizlere. Orada oraları geçerken paralarınızı biriktiriyorsunuz baba. Paralarınızı biriktirdikten sonra tamam, temiz oldu. Temiz. Şöyle yaptım. Buradan aldım. Bunları yaptım. Level veriyorum. Şimdi level basma zamanı. Şöyle iki tane ben de bastım. Hatta bir tane daha basacağım. Benimkilerinin levelleri çok iyi şu anda. Hatta ben daha iyiyim şu anda. Temiz. Güzel. Aa ya, kötü oldu bak. Bu kötü oldu. İyi, güzel. Güzel. ...740. Şöyle bastım. Şuradan çektim.
yapabilir miyim? Tamam, heykellerime gelmesi de çok güzel. İki seviye peri yapsam, şunun içine koysam çok daha güzel olacak. Yani yapamasam da artık pes edeceğim. Ne yapacağım? Burada bir yerde başka bir şeyle birleştirebilmek için, oradan kritik damage'imi alabilmek için öyle bir hamle yapacağım. Yapamayacağım gibi de gözüktü. Şimdi şuradan çektim. Güzel. 830. Şuradan çektim. Çok temiz. Çok başarılı. Güzel. Bir de level bastım. Tamam. Kara papaz nereye attı? Birini oraya attı. İkincisini oraya attı. Tamam. Şimdi zorlanmaya başlama zamanı geldi diyebilirim. Şimdi karşı taraf neden zorlanacak? Benim şunlar bir tık daha böyle bir büyüsün baba. Göreceğim ben onu şimdi. Temiz. Farklı bir deste. Bak, gerçekten çok farklı bir deste. Yani diyeceksiniz ki, abi şaka yapıyorsun ya, bu kadar da olmaz. Ben bunu diyorsam siz gerçekten bunu diyeceksiniz. Çünkü ben dün öyle dedim. 5.5. Bir koyduk. Güzel. Bir tane daha koyduk. Gelme. Tamam. Buralara gelebilirsin. Bu şu şuna da eyvallah, sıkıntı yok. Şimdi ben önce kesersem, kesmesem de olur, sıkıntı yok. Bir tane daha a**a diyecek şimdi. Hastik. Pardon, çok çok pardon. Yani üzgünüm. Özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Kanser destelerle devam edeceğiz ya. Vallahi. O en temizini götürdün şu anda var ya. Senin canını yerim lan. Şöyle çektim. Şöyle çektim. Bir tanesini kullanacağım. Şöyle aldım. 7'yi kullanayım diye. Aldım. Güzel. Şuradan aldım. 30. Güzel. Şöyle level bastım. Güzel. 1230. Kargaşa mı geldi? Biraz mana biriktireceğim. Şöyle ufak çaplı. En azından 1-2 tane çekebilmelik. Bir mana biriktireceğim. Sonra oynat bakalım. Tamam. Bak. Peki bir şey soracağım. Şimdi hadi varsayalım ki aha da ortaya gelmiş olsaydı kargaşa. O zaman ne yapacaktı? Yani bu önemli aslında. Ya önemli olan orada aslında orta tarafa geldiğinde, şu orta taraftan bahsettiğim. Ya birinci geldi, ikinci geldi, tak tak tak. Üçüncü de ne yapacak? Mesela o ortadayken kargaşa da ne duruma girecek? Oğlum bari level bas lan. Güzel bir şey gösteriyoruz ya. İyi oyunda. Sana da iyi oyun. Teşekkür ederim. İşte bak, karşı taraf aslında mana biriktirmiş olsaydı çok güzel bir şekilde bizi yenebilirdi. Bir el daha gireceğim. Ondan sonrasında sizlere bir video daha bitirmeye çalışacağım. En iyi adam mı geldi ya? Ha. Atmış. Bak, bu oyun beni bu şekilde dizdirterek harbiden zorluyor ya.
Ne yapmış? Niye böyle? Şuraya bir tane şey gelmesi lazım. Engin'in gelmesi lazım. Sonra ben dizebileyim. Çok farklı bir desteyle geldi karşı taraf, anlamadım. Hayır, neden böyle bir deste? Hani ne işe yarıyor? Onu sorguluyorum şu an ben. Öyle çektim ya. Güzel. Güzel, güzel. Ama karşı taraf şimdi beni ileri seviyelerde nasıl zorlayacak onu merak ediyorum. Hani neden böyle bir deste, yani onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Kafayı yemek üzereyim bak. Güzel. Çok da değil ama güzel. Ne yaparım? Embo burada bir tane birleştirme yaparım. Şu ya, ikisini ben çöp etmek istiyorum. İki. O iki. Yani bir bura. Şöyle çeksem ne olur? İdare eder olur. Güzel olur. Yapma. Farklı bir şey gel. Buna da eyvallah. Bu da güzel olur. Tamam. Şöyle çekiyorum. Bana şey yapacak. Levellerimi düşürtecek. Ona göre oyununu oynayacak. Ondan sonra oyunu bitirecek. Mantıklı adamsın. Kral adamsın. Sıkıntı yok. Ben de riskbudur.com yaparım birazdan sana. Aynen öyle. Riskbudur.com. Güzel. Gayet temiz. Gayet iyi. Şimdi baba, o zaman ne yaptık? Sonuç itibariyle burayı da kapattık. Hayda. Bu iki tarafta, şu iki tarafta oyun çevirme ihtimalim yüzde kaç onu düşünüyorum. Şöyle bir tane bastım. Ben izliyorum. Kargaşayı bu şekilde geçebilirim. Ya da en azından kargaşa öncesi malaları çekmeye çalışacağım. Ufak bir izliyoruz. Let's go. ...400'le çekerken nasıl yapacağım acaba? Yani hani neyi nasıl yapacağım? 400'lerle çekerken şu olayımın sıkıntısına yaşayacağım. Yani şimdi şu mantığınız şu şekilde ilerlesin arkadaşlar. 480 mi? 4800 manayı toplayın. Yaklaşık hemen hemen 9 tane bilemediniz. Yani şöyle 5000 mana, 5,5 manayı topladığınızda yaklaşık 10 tane hero çekebiliyorsunuz anlamına geliyor bu. Ama şöyle de bir problemimiz var. Şimdi ben artık 4000'lerle çekmeye başladığımda 10 tanesinden 4 tanesi bu ışık krallığı olmazsa, Engizator olmazsa ben çok zorlanacağım. Bu sıkıntım var. Mesela başlayalım, kuklacı bir geçsin. Şöyle bir yapayım hatta. Yanlış. Neyse. Of. Of 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 of. Şöyle çektim, böyle çektim. Buradan aldım. Bak. Bir tane daha fazladan çektik en baba. Sonra oh be, sonunda bir tane geldin anasını satayım. He. Ne yapacağız? Şöyle çekerim. Böyle çekerim. Bir sonrakini de nasıl dizerim biliyor musunuz? Abi ben yine buralardan
birleştirmelerimi yapacağım. Buraya bir tane Engi getirtmeye çalışırım. En baba. En sonu o şekilde ilerler. Kara papaz. 5-700. Hafiften birazcık daha çekeceğim. Hayır lan. Hayır oğlum. Şöyle çektim. Bir tane şu tarafa attım. Bir tane bir şey gelmesi lazım. Buraya çektim. Ne yapacağız? Kara papaz geldi. Kara papaz bizim içimizden geçebilir. Sakince bekleyeceğim. Biraz böyle bir sakinliğimi koruyacağım. Şöyle alacağım. Kara papaz. 6800. Bir tane bir şey gelmesi lazım. Şuraya gelmesini istiyorum. Hadi yavrum. Kırma beni. 690. 690. 690. Şura. Temiz. Oh. Rahatladım. Rahatladım. Harbiden rahatladım. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel abi. Ne yapacağım? Bu burada, burada, bu da burada kaldı. Şuradan birleştirmelerime devam ettirmeye çalışacağım. Yani en azından şunu öyle alıp malıp bir şeyler yaparım. Güzel diyebilir miyim? Güzel derim. Tamam. Deriz deriz. Güzel deriz de. Şuraya bir tane bir şeyin gelmesi lazım. Temiz. Kitsune mi? O. Büyük ihtimal Kitsune değil mi? Kargaşa getirirse ne olur peki? Yo. Şeymiş, karabebeğiymiş. Karabebeğin tipi de Kitsune'ye benziyor ya, Allah be. Çok garip bir deste deniyorsunuz abi yani. Bu kadar garip desteler denilmemeli. Denenilmemeli. Bence. Abi, mantığı şu şekilde ilerliyor. Önemli olan sizlerin burada tamamen keskin nişancıyı elinize alıp, hatta bir tane sessiz bir oyun oynayacağım. Full sessiz oynayacağım. Tamam mı? Orada mantığını anlayacaksınız. Tamamen keskin nişancılar karşı tarafa bombalarını attıkça sersemletiyor. Ve ikinci ve üçüncü dalgalarda, yani ikinci 2-2 gelenlerde, 3-3 gelenlerde bu karşı tarafı çok daha çok zorlaştırıyor. Zorlanıyor abi. Adam diyor ki ya ne yapıyorsun birader, bir sal be diyor. Ya harbiden bunu dedirten bir deste. Öyle diyebilirim açıkçası. Ne oldu? 130 saniye mi? Hala 130 saniye bekliyoruz. İyi bakalım, bekliyoruz. Ve bundan sonrasını izliyoruz arkadaşlar. Let's go. We'll be right back.
Like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Yani demem şu ki ciddi anlamda o benim gönderdiğim şarapnel parçacıkları çok işe yarıyor. Ve otomatikman max kultist bile olmuş olsanız, tamam 2435 kritikte bir olan bir insan olabilir. Ama 2435'e göre de gayet iyi bir, yani hani ben 2445'teyken böyle ya da şunların 10 seviye olduğu falan bir çarım yoktu. Ama gayet güzeldi bu arada. Tebrik ederim onu. Bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, keskin nişancıyla ciddi anlamda çok güzel hala tor oynanabilir durumda. Ben şahsen toru bu şekilde oynarsam oynamayı düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere bir şeyler yine göstermeye çalıştım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Discord kanalımızı aşağı tarafta açıklamada bırakıyorum. Orada da arkadaşlarımızı ortak modlarda katlarına geçireceğiz. Aynı şekilde WhatsApp grubumuz da var. Kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay YouTube.